Selamlar herkese, yine bir Colorbox alışveriş videosuyla karşınızdayım. Aylık alışverişimi yapacağım bugün yine. Ama 2 aydır yapmıyorum muhtemelen. 2 aylık alışverişimi yapacağım. Bunu da yine her zamanki gibi size göstermek istedim. Mağazada da güzel bir muhabbetimiz olacak yine Orhan abiyle. Bu videoyu arabada başlatmamın sebebi bir etkinlik yapmak istiyorum. Bu videodan sonraki gitme kamera nereye gidiyorsun? Evet, kamerayı yakaladık. Bu videodan sonraki paylaşacağım videoyu sizin seçmenizi isteyeceğim. Yani bu videonun yorumlarına çekmemi istediğiniz videoları yazarsanız en çok like alan yorumlardan birini seçip haftaya paylaşacağım videoyu sizin yorumlarınızdan seçeceğim. Anlatabilmişimdir umarım. Bu güzel olursa, bundan memnun kalırsanız birçok videomu bu şekilde yapmak istiyorum. Bu sayede ben de daha kolay video fikri üretmiş olurum sizin sayenizde ve videolarımız aksamaz. Evet, video konularında gerçekten sıkıntı çekiyorum. Vakit alan videolar, biliyorsunuz yaptıklarım videolar. Yani bir resim yapıp onu anlattığım zaman en az bir hafta uğraşıyorum. İşte çıkıp kırtasiye videoları falan, bunlar hızlıca ortaya çıkıyor. Ama diğer videolarım epey vakit alıyor. O yüzden bir fikir üretmekte zor oluyor. Bana bu şekilde yorumlarda fikir çıkartırsanız hep beraber mutlu mesut bir şekilde bu kanalı yürütebiliriz bence. Evet, yani Orhan abiye sormak istediğiniz soruları da yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Ben de diğer çekeceğimiz videolarda bu soruları Orhan abiye iletirim. Ve bir müjde daha vermek istiyorum. Bu video ile birlikte %10 Colorbox indirim kodumuz da aktif oldu. MYCZM3 koduyla alışverişlerinizi yaparsanız %10'luk bir indirim kazanmış olacaksınız arkadaşlar. Bu yine 3 ay sürecek bu kod. 3 ay içerisinde güzel güzel alışveriş yapın. Her zamanki gibi sanata ve sanatçıya değer veren Colorbox ailesine de çok teşekkür ediyorum. Evet, yeter artık galiba ya. Yani boş konuşmaya gerek yok. Kırtasiye'de görüşürüz. Evet, bugün Orhan abi çok yoğun. Şimdi direkt ani bir giriş yapayım dedim bugün. Bir türlü başlayamadık. Geldim buraya, dedi ki 2 soluklan dedi, muhabbet ederiz dedi. 3 saattir buradayım. Bir türlü başlayamadık. Orhan abi de şimdi sipariş hazırlıyor. Bir grafitici arkadaşa. Başlayalım. Ufak ufak fırçalardan başlayacağım şimdi. Orhan abi bugün pek yormayı düşünmüyorum çünkü o çok yoğun. Ara ara uğrayacağım ona. Evet, fırçalarda şimdi ben şöyle bir şey almak istiyorum. Şu dikkatimi çekti. Hayvan portrelerine başladığım için detaylardaki kılları hızlı bir şekilde yapabilmek için şöyle bir yelpaze fırça alacağım da. Bu niye odaklamıyor? Bugün mağaza biraz kalabalık, o yüzden böyle boş alan neresiyse orada çekim yapıyorum. Sprey boyalarla işimiz yok. Tuval alacağım. Sprey boyalarla bir şey yapmak çok istiyorum ama türlü ne yapacağıma karar veremedim. Burada çok güzel boyalar var. Çeşit çeşit. Çok büyük bir renk yelpazesi var. Evet, şimdi tuval alacağım. Tuvallerimiz burada. 35-50'de kalın çerçeve istiyorum. Bunlar ince. Bakalım kalını var mı? Görmemişim. 35-50'de 2 tane kalın şasi alacağım. Yarım saattir arıyorum, bulamadım. Buradaymış. Evet, 2 tane aldım. 35-50 kalın şasi. Bunların ikisine de köpek resmedeceğim. Biri Burak abiye, Burak Pınar'a, biri de çok sevdiğim yakın dostum Enes Özdemir'e. Evet, bu aralar takip ediyorsanız hayvan portrelerine sardım. Bir süredir hayvan portresi çalışıyorum. 2 tane kedi çalıştım. Şimdi 2 tane peş peşe köpek çalışacağım. Ve sipariş de almaya başladım. Evet, bunları aldık. Şimdi üst kata çıkabiliriz. Evet, üst kata çıktım. Akrilik bölümüne geldim. Artık arka planlarımı akrilikle oluşturmaya çalışıyorum. Düz bir arka plan yapacaksam akrilikle yapıyorum. Astarımı akrilikle atmaya başladım. Şimdi buradan da arka plan için farklı renkler seçmek istiyorum. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Evet, müşterilerle bitti işimiz. Bitti. Şimdi 2 tane tuval aldım. Tamam. Bir tane de yelpaze fırça aldım. Fırça bölümüne tekrar ineceğiz seninle. Yelpaze fırçayı şey için aldım. Hayvan portrelerine başladım ben. Böyle hızlı bir şekilde tüy yapmak için. Şimdi burada da ben son zamanlarda arka planlarımı akrilikle yapıp üstüne yağlı boya yapıyorum. Böyle farklı renkler bulmaya çalışıyorum arka planları oluşturmak için. Şimdi bu turuncuyu aldım. Şöyle bir turuncu. Bunların yanına böyle ne alsak diye düşünüyorum. Pigmenti düşük, pigment yüksek olanlar. Evet, bunu iyi söyledin. Profesyonel akriliklerle normal düzeydeki akrilik boyaları karşılaştırmak istiyorum. Oradan renk seçelim. Bir videoda da arasındaki farkları göstereyim. Burada profesyonel akrilikler var. Artist serisi profesyonel pigmenti yüksek akrilikler. Bunların içerisinde seri 1, seri 2, seri 3, seri 4 diye yukarı doğru pigmentleri çıkıyor. Bu pigmentleri doğada zor bulunan pigmentlerden oluştuğu için fiyatları da ona göre farklı yerlerde. Hangi renk seçsek? Bunların fiyatları ne durumda? Ortalama şurası. Ortalama dediğin şöyle 54.90'dan başlıyor. Seri 1. İşte 59.90, 69.90, 74.90, en sonunda 119 liraya kadar çıkıyor seri 4'üne. Renk alsak? Temel renk yapalım. Yani normal 5 rengi tamamlayalım bunda. Hem aradaki farkı görüp hem de kendi rengini oluştururuz. Ya da beyaz siyah almayalım, 3 ana rengi alalım. O da olur. Sarı, kırmızı, mavi. Şimdi pigmenti düşük olanı vereceğim mecbur. Deneme yapacağın için. Tamam. Sonra buradan seri 2'den bir kırmızı ayarlayalım. Napoli. Kamerada şu an hepsi aynı renk gözüküyor ama hepsinin ton farkları var. Şurada serileri yazıyor. Seri 2 bu mesela. Evet. Tamam, bunu alalım. Bunun normal süreçte kuruması daha geç kurur. Normal akrilik gibi değil. Evet. Yaklaşık %15 oranında daha geç kuruma özelliği veriyor diğer akriliklere göre. Yağlı boya yaklaşıyor yani. Kuruduğu zaman hiçbir şekilde rengi dönmüyor. Aynı şekilde kalıyor. Sürdüğün gibi. Özelliği aynen. Özelliği bu. Doğal pigment olduğu için. Tamam. Şimdi seri 2 verdik. Sana az öyle bir tane, bu da seri 2'de. Normal. Evet. Ve daha yoğun. Şimdi galiba değil mi? En yoğun pigment bunlarda var. Şey olarak, boyanın katılığı olarak. Katılık olarak aynen. Daha diğer o kutudakiler biraz daha cıvık gibi. Biraz daha sulu, daha sıvı. Bu da herhalde fiyatı düşürtmek için, pigmenti azaltmak için yapılan bir şey herhalde. O sıvılığı fazla olması. Genelde üniversite serisi olarak geçiyor. Pigmentleri daha düşük eklendiği için fiyatları da daha düşüyor. Bunlar doğal pigment olduğu için biraz daha fiyatları yukarı doğru çıkıyor. Tamam. Cerulean Blue. Tamam. 3 rengimizi bu şekilde oluşturduk. Hem birbirinde renk geçişlerini görürsün. Benim üniversite serisinde zaten bu 3 ana rengim var. Bunların 3'ü de seri 2. Orta pigment verdik. Hem kuruma sürecine bakarsın nasıl kuruyor. Hem kuruduktan sonra renklerin özelliğine bakarsın. Aynı şekilde kalıp kalmadığına. Hem de sürerken diğer akriliğe göre biraz daha katı olduğu için daha yoğun bir pigment bırakacak. Onun özelliğine bakabilirsin. Tamamdır. Akrilik bölümünü bitirmiş olduk o zaman. Bu turuncuyu almıştık. Yardımcı malzemesi akriliğin. Yoğunluğunu arttırıp kurumasını uzatıyordu galiba. Burada bunlarla ilgili sana verebileceğim flow in flower. Akışkanlık artırıyor. Normal akrilik boyayı rahatlıkla sürebilirsin. Hızlı kuruduğu için rahat hareket edemez. Ama bununla beraber harmanladığın zaman bu sana daha kurumasını geciktiriyor. Hem de akışkanlığını artırıyor. Biri akışkanlık artırıyor, birisi geç kurutuyor. Bunlar ne? O glaze teknik. Glaze medyumu. Bu da yine akışkanlıkla ilgili. Alt kata inebiliriz. Bir tane soru gelmişti. Spatül ile ilgili işte giriş seviyesi hangi numaraları almam gerekiyor diye. O soruyu bir cevaplayabilirsin bence Orhan abi. Spatül giriş seviyesi ve en çok kullanılan uç kalınlığı numarası bu. Şimdi bazıları sadece renkleri karıştırmak için kullanıyor. Bazıları da tuvalde resim yaparken fırça gibi kullanıyor. Normal palet üzerinde boyayı döktüğün zaman rahat bir şekilde karıştırabilirsin. Aynı zamanda buradan alıp direkt tuval yüzeyine sürebilirsin. En çok tercih edilen ama. En çok tercih edilen ölçü bu. Anladım. Numarasına bakalım. Farklı hareketlerde bu 2003. 2003. Fanart. Tamam, ben bunun linkini açıklamaya koyacağım. Farklı hareketlerde de bir şey istersen burada normal direkt kestirme spatülleri var. Direkt alıp ara ara kat kat yapabilirsin. Farklı hareketler deneyebilirsin bununla. Bob Ross'un sıkça kullandığı palet. En çok kullandığı spatüllerden bir tanesi bu. Ama karıştırma ve kullanım için şu an ilk başlamada bu. Tamamdır. Bu çok ileri seviyede. Hem çizgi çekmekte hem kat yapmakta en çok kullanılan bu. Tamamdır. Bunları da çözdük o zaman. Evet, bu tür soruları böyle aklımda kaldıkça, siz de sordukça videolarda cevaplamaya çalışıyoruz. O yüzden istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Her zaman sorulara açığız. Evet, buyurun. Evet. Şimdi aldıklarımız bunlar. Şimdi ten rengi yağlı boya alacağım. Evet. Ben ilk başladığım zaman bir ten rengi almıştım. Ama çok saydam. 10 kat atsam bile kendi rengini hala veremiyor. Pigmenti yüksek bir. Seri. Evet. Winsor Newton'ın seri 2 Flash Tint rengi. Evet, gayet güzel bir tonu var. Bununla bu iki rengi birbirine karıştırdığın zaman birebir ten rengi çıkıyor. Çok güzel. Yani orijinal tüm ten renklerini yakalayabiliyorsun. Pigmenti de yoğun bunların. Tabii pigmenti biri seri 1, biri seri 2. Tamam. Örtücü özellikleri de örtücü. Tamamdır. Onu da alalım o zaman. Ten renklerimizi de aldık. Bu ikisini karıştırdığımız zaman daha güzel bir ton ortaya çıkıyormuş. Doğru. Yağlı boyada eksiğim yok. Sulu boyada yardımcı malzemelerden 2 tane alacağım. Sonraki videolarda da onlar için ayrı bir video çekeceğim. Daha detaylı gösterebilmek için. Benim aklımda... SEDEF bunu zaten çekmiş miydik? Yok, onu çekmemiştik. Yani göstermiştim ama denemedim daha önce. Elimde de yok şu an. O zaman birincisi bu olsun. Evet, onu alalım. Ve taneleştirme... Taneleştirme hangisi oluyor? Böyle mi yapıyor? Aynen, hani tuz dökersin de... Evet, bazıları tuz atıyor, böyle dağılıyor galiba boya. Tamam. Şey kendi medyumu, sulu boya medyumunda. Tamam. Yani hiçbir şekilde bir şey kullanmıyorsun. Direkt bunu kullandığın zaman aynı işlemi yarıyor. Tamam. Yani renkleri bozmuyor en azından. Anladım. Ya bir tanesi bu ya da Arap zamkını kullanabiliriz. İkisini alalım o zaman. Bunların hepsi SEDEF'e için... girmeyelim mi? Yok, SEDEF'e de girelim. Bunların hepsi için ben ayrı video yapacağım. Daha detaylı gösterebilmek için. Şu an size sadece bu şekilde ürünleri gösterebilirim. Bunların da hepsinin teker teker videosu gelecek. Ya bu sayede insanlar bu ürünleri almadan önce bu ürünlerle neler yapılabilir onları görmüş oluyor. Fırça temizliği için. Yani terebentine temizledikten sonra... Terebentine temizledikten sonra şu üründen avucuna alıyorsun. Bir miktar aktarıyorsun avucuna. Evet. Sonra fırçayı terebentinden temizledikten sonra... Burada ovalıyorsun fırçayı. Fırçadaki terebentin akmasını sağlıyor herhalde. Fırçadaki terebentini ve dipteki boyaların tamamını çözüyor. Aynı zamanda bir özelliği daha var. Elbisenin üzerine geldiyse, elbisenin üzerine bundan bir miktar aktardığın zaman biraz oynadıktan sonra komple boyayı çözüyor elbiseden. Anladım. Böyle bir özelliği de var. Tamam. Daha önce aynı bunu almıştım ben. Kullandım bir süre. Zehirsiz, zararsız bir malzeme. Evet, güzel de bir kokusu var. Çilekli. Çilek kokuyor. Yani su bazlı bir ürün. Zehirsiz, zararsız. Senin kullandığın fırçalar genelde şeylerdi. Fanartlar vardı, febiolar vardı. Evet. Son zamanlarda şu profesyonel molajlara geçiş yapmıştık. Evet. Onlardan çok memnunum. Yani böyle keyif alıyorsun fırçayla çalışırken. Temizlerken kolay, daha kolay temizleniyor. Boya böyle üstüne yapışmıyor. Biraz pahalı. Ona söyleyecek bir şey yok. Ama değiyor mu derseniz değiyor bence. Temiz kullanırsan ömür boyu gider. Aslında bir bakımdan daha karlı gibi oluyor. Yani sentetik alıp sürekli fırçayı değiştirmektense bir tane alıp ömür boyu kullanmak var. Evet, üstüne boya falan bekletmemeleri lazım. Üzerinde hiçbir şekilde boya bekletmiyoruz. Yani en pahalı fırçayı da alsan boya beklettikten sonra direkt çöp. Evet. Dikkatli bir temizlikle uzun yıllar kullanabiliyorsunuz. Şimdi ben kedi dili almıştım, şöyle uzun kıllı. Kaç numara bu? 4 numara. Bu şekilde. Evet, bir tane de detay fırçası almak istiyorum. Şöyle şu yukarıdan bakalım, şöyle 0 numara. Bir boyda böyle bir fırça 8 numara. Yine kedi dili uzun kıllı. Bende 12 numara vardı. 12 numaralarla her yere giremiyorsunuz. Bir de 8 numara aldım bu şekilde. Evet, burada not defterleri, sketchbooklar falan da var. Benim çok ilgimi çekmeyen alan ama not defteri hastaları var biliyorum. Alıp kullanmayıp kenarda saklayan insanlar var. Onlar için gösteriyorum. Böyle güzel not defterleri ve sketchbooklar var. Bunlar sketchbook kağıtları, kalın 200 gram kağıdı var. Burada not defterleri var. Burada lüt artım var. Ben daha önce almıştım ama bir türlü eskizlere başlayamadım. Aldım duruyor çantamda. Bir de gezdiriyorum yanında. ama bir tane skeç atamadım. Evet, bu ayki alışverişimiz bu şekilde tamamlamış olduk. Kanala yatırım yapmış olduk biraz. Böyle burada 3 video hatta 4 video var. Ayrı ayrı çekeceğim. Evet Orhan abi, yardımların için yine çok teşekkür ederim. Ve bu video ile birlikte yine bir indirim kodumuz şu anda aktif. Şu an aktif MYCZM3 olarak giriş yapabilir. Evet, %10'luk bir indirim sağlıyorlar. İnternet alışverişlerinden ve mağazaya geldiğiniz zaman yine mağazada Orhan abiye veya diğer mağazalardaki arkadaşlara belirttiğiniz zaman myczm kodunu size yine o %10'luk indirimi sağlayacaklar. Evet, bu videoluk bu kadar olsun. Sorularınızı yoruma yazmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda ben o soruları Orhan abiye ileteceğim. Ben de elimden geldiği kadar yardımcı olacağım. Evet, teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, sanatla kalın. Görüşmek üzere. Evet, bitti.